Ve bu sıradan bir parti değildir. Biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer dava isek, bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik? Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin. Hiç umursamayın. E şimdi sizin bu söylediğinizi tüm salonun söylemesi lazım. Yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey sizi hatırlatıyor. Sağ ol. Siz teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi %50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı şu az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Tabii bu arada arkadaşlarım da onu hatırlattı. Biz malum trafik yurt dışıydı hep. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay, o da rahmetli oldu. Ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Allah yar yardımcıları olsun. Değerli kardeşlerim, Antalya ile birlikte ülkemizin 81 vilayetinin tamamında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ama benim sizden tekrar bir ricam daha var. Arkadaşlar, az önce bir dostla konuşuyordum. Bir şey söyledi bana, bulunduğu ille alakalı. İlimizin milletvekilleri, burayı söylemiyorum, başka bir il, İlimize uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Değerli kardeşlerim, 7 milletvekilimiz var değil mi Antalya'da? Evet. Ya tamam, onu da kat canım. Ve şimdi biz 6 milletvekilimiz bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara. Ama bunun dışında nerede olması lazım? Antalya'da. Antalya'da olmuş. Ve burada benim milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım.
Bu konuda sürekli olarak İbrahim Bey teşkilat olarak onların programlarını yapmalı. Hangi ilçeyi nasıl dolaşacaklar? Buralarda ne gibi ziyaretler yapacaklar? Arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabi olacak. Yapılan programa uyacaklar. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım. Belediye başkanlarımız aynı şekilde tüm ilçeleri altını üstüne getirerek dolaşmaları lazım. Biz niye durmak yok, yola devam dedik? Biz şimdiden 2023'ün startını verdik. 2023 bir başka olmak durumunda. Ve 2023'te Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Milletvekillerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ve 2024'de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah ilçe belediyelerini de silme götürmemiz lazım. Çünkü bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Şunu unutmayın. Bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla kardeşlerim mutlaka gireceğiz. Tamam? Mutlaka gireceğiz. Buna var mısınız? Hazır mısınız? Ama dikkat edin. Güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı, kafalardaki soruları cevaplamayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri en çarpıcı şekilde anlatabilen teşkilat mensuplarımızın kazanmadık gönül bırakmayacaklarına ben inanıyorum. Bakın, Gezi'de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi. Hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi. Ordu içindeki FETÖ'cülerin başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminde mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Suriye sınırlarımızı boydan boya bir terör koridoruyla kapatma girişiminde mesele oradaki insanların haklarını korumak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarda mesele para pul değildi. Maruz kaldığımız nice gizli açık ambargolarda mesele diplomasi masalarında değil, sosyal medya mecralarında dile getirilen gerekçeler hiç değildi. Ülkemizdeki muhalefet temsilcilerinin ellerine tutuşturulan kağıtlar üzerinden oluşturulmaya çalıştıkları algı girişimlerinde de mesele asla hakikat arayışı değildi. Evet, son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı. Hedef 2023 vizyonumuzdu. Yeni nesillere emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının işaret ettiği medeniyet uyanışıydı. Hamdolsun milletimiz bu oyunu, bu tuzağı görmüş ve girdiğimiz her mücadelede gerektiğinde canı pahasına yanımızda yer almıştır. Kardeşlerim, bakınız biz böyle dörtlü, beşli, altılı, yedili bir çoklu, bir zillet ittifakı değiliz. Biz bir cumhur ittifakıyız. Ama cumhur ittifakının bir derdi var.
bir aşkı var. Cumhur İttifakı ne diyor? Biz vatan diyoruz. Biz millet diyoruz. Ve biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak diyoruz. Türkiye milletiyle, cumhurbaşkanıyla, meclisiyle, yargısıyla, ordusuyla, özel sektörüyle, tüm kurumlarıyla tek yürek, tek yumruk olarak kazanımlarına sahip çıkmıştır. Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak yarattı, bu ülkenin bir evladı olma şerefini bahşetti, bu toprakların havasını soluma, suyunu içme, ekmeğini yeme imkanı verdiği için ne kadar hamd etsem azdır. Değerli kardeşlerim, Türkiye önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe, büyüdükçe, güçlendikçe maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti de değişiyor. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek isteyenler vesayetle, darbeyle, bilindik numaralarla yapamadıklarını daha sofistike yöntemlerle gerçekleştirmek için her yolu deniyoruz. Bu süreçte kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri tüm ilkeleri inkar etme pahasına terör örgütleriyle işbirliği yapanları gördük. Bu süreçte mültecileri denizlerde ölüme terk ederek veya sınırlarımıza geri yığarak ülkemizi zor duruma düşürmeye çalışanlarla karşılaştık. Bu süreçte sırf Türkiye'yi zora düşürmek için siyasi ve ekonomik nice zorlamalarla oyunun kurallarını alt üst eden sayısız hamleyle yüzleştik. Aynı senaryonun ülke içindeki versiyonları da hiç eksik olmadı. Bunun için gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere kadar bulabildikleri her aracı kullandılar. İşte yüze yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor. Devam ediyoruz. Sorulacak. Sen emekli olmuşsun ya. Senin bu milletle, bu devletle ne işin var? İşine bak. Ha siz bu tür yanlış yollara saptıkça bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı da aynı çerçevede görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan, bu saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Sadece son 6 yılda 20'ye yakın teşkilat mensubumuz sırf AK Partili oldukları, sırf AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet ettikleri için şehit edilmiştir. Ayrıca çeşitli örgütlerin teşkilatlarımıza yönelik saldırılarında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur. AK Parti bu saldırılara maruz kalır. İl başkan yardımcısından ilçe başkanına kadar bütün bu gelişmeler karşısında milletvekili ve belediye başkan adayından sandık temsilcisine kadar her seviyedeki mensuplarını şehit verirken bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Çünkü bunlar saldırıya uğrayan kendilerinden başkasıysa görmezden, duymazdan gelirler. Hatta içten içe de oh çekerler. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız. Kim olursa olsun, bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İşte bunun için İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız.
Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına da inanıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da, terör örgütleriyle de, suç çeteleriyle de, darbecilerle de, dışarıdan ülkemizi yönlendirmeye kalkan müstemleke hevesleriyle de mücadele edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Kardeşlerim, eskiler zor oyunu bozar derler. Onlar hangi aracı kullanırlarsa kullansınlar, hedeflerimizden asla kopmadık, kopmayacağız. Mücadeleyi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Geçmişte ülkemizle ilgili hususlarda bütün olmazlar denendikten sonra sonuçta her işte olur noktasına gelinmiştir. Şimdi de gelinecektir. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, gösteriye dahil edilen palyaçolar, sergilenen arsızlıklar milletimin ve sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hamdolsun hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık. Türkiye'yi dün nasıl vesayet güçlerinin, darbecilerin, terör destekçilerinin keyfine, sosyal ve siyasi mühendislik hesaplarına terk etmediysek, bugün de meydanı küresel tezgahlara bırakmayacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla Türkiye'yi dünyanın en üst liginin eşiğine kadar getirdik. Hedeflerimize tam olarak ulaşabilmemiz, ülkemizi dünyada ilk ona sokabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kardeşlerim, savunma sanayinde nereden geldik? Dikkat edin. Biz savunma sanayimizin %20'sini üretirken şimdi %70'ini üretir hale geldik. Artık bizim insansız hava araçlarımız var mı? Var. Artık bizim silahlı insansız hava araçlarımız var mı? Şimdi bunun bir üst segmentine çıkıyoruz. Adı da Akıncı. İnşallah şimdi de Akıncı'yı üretiyoruz. Dünyada iki ülkede olacak. Bilemediniz üç ülkede. Bütün bunlar artık bir şeyi getiriyor. Türkiye aracını, gerecini savunma sanayinde yaptığı gibi bütün mühimmatını da hamdolsun bunlarla ilgili yapar hale geldi. Şimdi inşallah harp sanayinde savaş uçaklarımızı da yapacağız. Bunları da halledeceğiz. Bütün bunlar halloldukça birileri yerinde duramıyor. İşte bu AK Parti'ye nasip oldu. AK Parti iktidarına nasip oldu. Ülkedeki güven ve istikrar iklimini koruyarak 2023'teki seçimlerin ardından gelecek 2028'e kadar olan dönemde bunu başarabileceğimize inanıyorum. Her alanda reformcu ve yenilikçi ruhumuzu hiç kaybetmeden çalışarak inşasını tamamlayacağımız büyük ve güçlü Türkiye bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacak. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşim işte bu büyük tarihi sorumluluğun bilinciyle her gününü en iyi şekilde değerlendirmelidir. Sizden onun için tekrar bu sözü almak istiyorum. Nedir o? Kapı kapı dolaşmaya gidilmedik inşallah ulaşılmadık ev bırakmamalıyız. Boş tartışmalarla, nefsaniyete dayalı iç çekişmelerle, kısır hesaplarla kaybedecek tek bir anımız yoktur. Ricam şu. Ricam şu.
Kardeşler, hesabi olmayacağız. Hasbi olacağız. Unutmayınız, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe AK Parti de büyür ve güçlenir. Türkiye sıkıntıya düştükçe ve zayıfladıkça AK Parti de zafiyete uğrar. Çünkü biz kaderi ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Ülkesinin felaketi, milletinin hüsranı, devletinin yıpranması pahasına kendine iktidar yolunu açmak isteyenlerle aramızdaki fark işte budur. Biz bugüne kadar her ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Her ne yapacaksak da yine milletimizle birlikte yapacağız. Akıl, vicdan ve insaf sahibi herkes, Türkiye'nin 19 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasındaki farkı görüyor, biliyor, takdir ediyor. En büyük sıkıntımız, yeni nesillerin bu mukayeseyi yapacak tecrübeden mahrum olmasıdır. Tabii Z kuşağı 20 yıl önce bu ülkede neyin olduğunu biliyor mu? Yolların, alt geçitlerin, hızlı trenlerin, havalimanlarının olduğunu biliyor mu? İşte şu Antalya'nın havalimanı, bizim yaptığımız bu 19-20 yıl önce. O zamanki nesil bunları bilir mi? Bilmez. Ve göreve geldiğimizde 26 tane havalimanı ve şimdi 56 tane havalimanı var. Dolayısıyla bu gençlik bunları bilmez. Hızlı trenleri bilmez. İstanbul, İzmir otobanını, otoyolunu Bay Kemal bilmiyor. Gençlik nereden bilsin? Oranın milletvekili olduğu halde bilmiyor. Bütün bunlar apaçık ortada. Yani 7-8 saatte gidilen yol şimdi 3 saatte, 3,5 saatte gidiliyor ya. Yani bütün bunlar hamdolsun AK Parti iktidarının ortaya koyduğu eserlerdir. Ama onlarla da geleceğin Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimiz konusunda ortak bir zeminde buluşmanın gayreti içindeyiz. Mesela bu akşam ülkemizin dört bir yanından yüzlerce gencimizle canlı bağlantı vasıtasıyla bir araya gelerek özgür bir ortamda sohbet edeceğiz. Antalya teşkilatımızda bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantıyı da yeni dönemdeki hedeflerimizin ve çalışma azmimizin teyidi, tazelenmesi, güçlenmesi vesilesi olarak görüyorum. Her bir kardeşimin, arkadaşımın buradaki aitleşmemize uygun şekilde 2023'e kadar gece gündüz demeden gönüller kazanmak için gayret göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Durmak yok, yola devam. Evet, çok...